love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Selam. Sokaktan açıyorum bugün videoyu. Bakın yanımda kim var. Merhaba. Şimdi bugün Beylikdüzü'nde pazara geldik arkadaşlar. Pazarda şurası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz güneş var. Ama şuradan gölgeye geçelim. Şurada bir konuşalım. Evet sevgili dostlar. Bugün Beylikdüzü'nde bir pazara geldik. Burası çok meşhurmuş. Ben hiç bilmiyordum. Gonca'da kuzeni burada, buralarda oturuyor. Ondan öğrenmiş. Çok güzel ürünler olduğundan bahsetti. O yüzden bugün buraya geldik. Dedim ki hadi hep birlikte gidelim ki belki bir fikir olur. Buralarda oturanlar ya da gelmek isteyenler gelebilir. Sonuç itibariyle ben buradan Kadıköy'e gidiyorum yani. Evet. Değil mi? Evet. O yüzden bugün... Evet, o yüzden direkt mevzuya girdik. Bugünkü günümüz pazar arkadaşlar. O zaman başlasın. Görüşürüz. Pazarın girişini bulamadık. Teşekkür ederim. Bak orada da var. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Pazara giriyoruz. Çok heyecanlı. Bir dakika. Bu arada burası sadece şeymiş, kıyafetlerin satıldığı bir yermiş. Şimdi başlıyor. Çok heyecanlıyım. Çekimi gördünüz. Şimdi biz bir başlayalım. Size göstereceğim neler var, neler yok. Heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Baksana elbiselere, 25 lira. Ya da evde geçirip bir eğitime giyin yani. Ay çoraplar da güzelmiş. Buradaki çantalar seçat az mı? Ha tamam. Şu bak mesela. Çok iyi. Bak bu da şort. Güzel bir şey. Evet hoş. Ama şey bedenize. Bu kadar büyük bir pazar ki hangi sokağa girdik hangisine girmedik onu çözemiyoruz şu an. Evet bu sokağa atlamışız aşkım. Bu sokağa atlamış mı? Şunlara bakmıştık bu sokağa atlamışız. Ne kadar kotla? 50 lira 100 lira. Pantolonlar 50, diğerleri 100. Ceketler 100 mu? Ceketler. Tamam.
Ceketler yokmuş. Şu mesela. Ama en başta 100 lira ama güzel. En bir başta daha mi? Çok yani. Dön bir arkana. Sanki bir beden küçük olacak. Evet. Bir tık büyük. Bu mesela 100 liraymış arkadaşlar. Bu tezgahta pantolonlar 50, diğerleri 100. Çok hoş. Çok zor. Değişik değişik modeller var. Aslında sen de güzel durur. Bana yakışmıyor kısa boylum diye ama sen uzun boylu olduğun için güzel durur. 49 yıl kadar 257 tekrar ediyorum. Saçan 50 TL mi? Evet. Pardon. Bunun 40'ı var mı? Kalmamış. Bir şey söyleyeceğim, sen bir düğmeleri açıp üstüne geçirsen sana söyleyeyim. Yok aşkım, şuradan dolayı. O 40 değil ama 42 ben. Diyorum ya, yok diyor. 42 sordum yok dedi, 40'ı sordum yok dedi, 36 sordum yok dedi. Hangi beden kaldı abi elbiseden? Hadi gel. Terastan aldık. Kime niye bulmak istedim? Hüseyin'e. Evet arkadaşlar, saatler ilerliyordu ve ben hiçbir şey bulamıyordum. Bir tek Hüseyin'e bir tane tişört buldum. Bir şey beğenemiyorum aslında. Çok güzel şeyler var. Beğendiklerimde de bazen beden yok. Hep böyle küçük bedenler kalmış. O yüzden hiçbir şey alamadık. Bir tane Hüseyin'e tişört buldum. Onu aldım. Gonca da hiçbir şey almadı. Şu an çoraplara bakıyor. Bayağı büyük bir pazar bu arada arkadaşlar. Bir tezgah ilgimi çekip yaklaştığında mutlaka açıyorum. Ama çok kalabalık olabiliyor tezgahlar. Umarım sesimi de alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bakmaya devam ediyorum. Olan. Değil mi? Evet. Ben bir kere o hata yaptım çünkü küçüğünü aldım, hep kesti dikişleri. Böyle rahat rahat giyersin. 20 TL. Baksana, işte. Evet, çıktık şimdi pazardan.
Gonca da burada telefonla konuşuyor. Pazardan çok bir şey almadım. 2-3 parça bir şey aldım. Onları eve gittiğimde göstereceğim mutlaka size. Fiyatlar falan çok iyi. Hatta bu Trendyol'un falan sattığı ürünler var ama sıkıntı şurada başlıyor arkadaşlar. Beden yok. Yani mesela beğendiğim birçok şey oldu ama bedeni yoktu. O yüzden maalesef herhangi bir şey alamadım. Baktık. Ben de elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Ama beden olmadığı için dediğim gibi maalesef alamadım. Bu beni bir tık üzdü ama bir daha gelmekte fayda var. Şey diyorlar çünkü genelde tek hani ürün geliyor ya da kalmamış olabilir diyorlar. Ama sevdim bu pazar olayını. Yine gelir miyim? Gelirim. Şimdi pazardan çıktık, yürüyoruz. Muhtemelen bir yerde oturup bir şeyler yiyeceğiz. Bir tık tansiyonumuz düşmüş olabilir. Tekrar size merhaba derim eve gittiğimde, hem de aldıklarımızı gösteririm. Gonca hiçbir şey almadı. Çünkü alacağı şeylerde hiç böyle beden bulamadı orada. Ben de bedenli bir şey almadım açıkçası. O yüzden bulabildim. Bir tane Hüseyin aldım, iki parça da kendime aldım. Ha, telefonla konuşmam bitti mi? Bak burada. Şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz, eve geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi eve gittiğimde de tekrar size aldıklarımı göstereceğim. Biz köyümüze geldik. Şimdi biz geldik, köyümüzdeyiz. Yani evimizin mumitindeyiz. Şeyi fark ettik Gonca'yla, uzun zamandır kır pidesi yemediğimizde. Kır pidesi yiyeceğiz, bir de çay. Biraz yorulduk. 9000 adım atmışız. Yani 8000 kişi de 9000'de. Eve gidene kadar biz ona 10000 deriz. Ay, bir an ne diyeceğimi unuttum. Yine çok erken başladık. Şu anda saat 12.30 civarı, değil mi? Bire çeyrek var. Biz bayağı iş hallettik bence. Evet, 8'de güne başladık. Evet. Şimdi biz birazcık karnımızı doyuralım. Tekrar merhaba deriz. Nerede bırakmıştım sizi? En son bir şeyler yiyorduk. Sıcak ama asla sıcaktan şikayet etmem. Yanımda Gonca var, sesi hiç çıkmıyor. Hemen kapı bayıldı şu an. Evet arkadaşlar. Bayıldı. Evet, aldıklarımı göstereceğim. Size de söylemiştim çok bir şey almadım diye. Önce Hüseyin'e aldım, bu tişörtten başlayayım. Şöyle. Şurada bir cebi var. Gizli cep deniyor herhalde buna. Evet, dışarıdan belli olmuyor. Böyle bir tişört aldım. Bu Hüseyin'e aldım. Kendime de iki tane şöyle hani göbeği de toparlayan bu taytlardan aldım, kısa. Bu arada bu Hüseyin'e aldığım 30 TL'ydi değil mi? Evet, 30 TL'ydi. İhracat fazlası yazıyordu. Bu 20 TL arkadaşlar. Bendeki bedeni large'tı. Şuradan bir yere bakıyordu. Ona göre karar veriyordu. Evet. Yani çizgileri var böyle. Ona göre karar veriyorum dedi. Bu large. Hatta large, X large. Popuduk. O yenir mi? Bir de onun siyahını aldım. Bu daha böyle yüksek. Şöyle göstereyim size. Şuraya kadar daha kalın lastikli. Böyle. Bu da large. Bu taytların tanesini 20 TL'den aldım arkadaşlar. Malum yerlerde ne kadar olduğunu biliyorsun. Pofuduk. Anneciğim şöyle geç. Malum markalarda ne kadar olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir alsana. Hiç kıyaslama yapmayacağım. Pazara çıktık. Bu arada pazarda çok güzel şeyler var. Çekebildiğim kadar size çektim zaten arkadaşlar. Hepsi etiketli ürünler zaten. Trendyol'un ürünleri çok fazla. Ben neden bir şey alamadım ya da Gonca hele hiçbir şey alamadı. Beden sıkıntısı var arkadaşlar. Yani biz çok erken gittik ama ya hani başka pazarlardan gelmişler, bedenlerde sıkıntı var. Hep böyle S, XS falan kalmış. Ya da medium görünüyor ama S gibi değil mi? Ben medium giyiniyorum ama hiçbir medium benim olmadı yani. Evet. Ya o yüzden almakta sıkıntı yaşadık. Orada deneme yerleri, kabinleri vardı ama hani görüntüde bile, ölçtüğümüz zaman bile olmuyorsa denemenin de bir esprisi olduğunu zannetmiyorum zaten. O yüzden bunları aldık. Bir daha bu pazara gider miyim? Evet giderim. Bu arada pazar nerede arkadaşlar? Pazar Beylikdüzü'nde, kapalı bir pazar. Sadece kıyafetlerin satıldığı, kıyafet, iç çamaşır, takı,
ayakkabı, çanta, o tarz şeyler vardı. Pazar, perşembe günleri kuruluyor arkadaşlar. Kapalı pazar, Beylik Pazarı diye geçiyor. Biz metrobüsle gittik ve oradan yürüdük. Yürüme mesafesinde zaten. 10 dakika kadar falan yürüdük. Hiçbir şey almasanız, sadece gezseniz bile arkadaşlar 2 saatiniz gidiyor. Daha hani bakındık, ettik. Bu arada biz çok erken gittik ama bayağı kalabalıktı. Değil mi? Evet. Bazen insanlar da böyle üst üste bazı tezgahlara hele hiç yaklaşamadık. Beğendiğimiz tezgahlarda da maalesef dediğim gibi beden sıkıntısı vardı. Söyleyeceklerimiz bu kadar efendim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? O şu an pofunu eğdi. Teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiklerin için. Evet sevgili dostlarım, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.